وَتُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاهْدِنِي وَاهْدِنَا وَوَفِّقْنَا اِلَى الْحَقِّ وَاِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ بِبَرَكَةِ حَتْمِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَاعْفُ عَنَّا يَا رَحِيمُ وَاعْفُ عَنَّا يَا كَرِيمُ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Allahümme ensur men nasaraddin ve hzul men hazelel müslimin. Ey yerleri ve gökleri yoktan var eden, istediğini istediğine veren, istediği zaman alma kudretinin sahibi olan ulu Allah. Sana inandık, sana iman ettik, sana ibadet ediyoruz. Bizleri imandan, Kur'an'dan, vatandan ayırma Allah'ım. Halimizi arz ediyor, sana dua ediyoruz, yardım istiyoruz. Bizlere yardımını lütfeyle Allah'ım. Şu ellerimizi yalnız semaya değil, senin Gaffar, Rahman, Settar sıfatına güvenerek açtık. Affına geldik, bizlerin günahlarını affeyle Allah'ım. Dualarımızı fetekabbeleha rabbuha bi kabulin hasenin sırrına mazhar eyle Allah'ım. Bizlere altından kalkamayacağımız ağır yük yükleme. Bizleri bilerek veya bilmeyerek, unutarak yaptıklarımızdan dolayı sorumlu tutma Allah'ım. Bizleri bağışla, rahmetinle, mağfiretinle tecelli eyle Allah'ım. Ya Rab, dünyada huzur ve mutluluk istiyoruz. Aile ocağımıza rahmet ve bereket ihsan eyle. Cümlemize helal mal, hayırlı evlatlar nasip eyle. İşlerimizi kolaylaştır, görevlerimizi başarı ile yerine getirmeyi lütfeyle Allah'ım. Yaptığımız ve yapacağımız işlerde Müslüman, Türk şuur ve sorumluluğuyla davranmayı nasip eyle Allah'ım. Türk İslam ahlak ve faziletini yaşamayı lütfeyle Allah'ım. Asırlardır devam eden kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi korumaya yardım eyle Allah'ım. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda dedik. Bu vatanı ana gibi sevdik. Anadolu dedik. Türk İslam mührünü vurduk bu topraklara. Allah'ım bu cennet vatana göz diken dahili ve harici düşmanlara kıyamete kadar fırsat verme Allah'ım. Vatanımızı ve Türk İslam coğrafyasını kıtlıktan, kuraklıktan, belalardan, depremlerden, yangınlardan, her türlü afetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Felaketsiz, bol yağmurlarınla topraklarımızı bereketlendir Allah'ım. Devlet adamlarımızı ve bilim adamlarımızı vatanımız için yapmak istedikleri hayırlı işlerde muvaffak eyle Allah'ım. Devletimizi, vatanımızı ve Türk milletini ilelebet faidare eyle. Dünya durdukça bayrağımızı göklerde dalgalandır Allah'ım. Kahraman ordumuzu ve emniyet güçlerimizi karada, denizde, havada, her zaman ve her yerde sen mansur ve muzaffer eyle Allah'ım. Şu anda yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele eden güvenlik güçlerimize yardım eyle Allah'ım. Kınalı kuzularımız, Mehmetçiğimiz, kahraman polisimiz, gencecik vatan evlatlarına kurşun sıkan bölücü hain terörist örgüt PKK ve Türk milletinin temiz dini duygularını istismar eden FETÖ ve benzeri vatan hainlerine memleketimizin huzurunu bozdurma Allah'ım. Ya Rab, şu memleket ki binlerce, milyonlarca şehit kanıyla sulanan, her karış toprağında mutlaka şehit kanı bulunan, minarelerde günde 5 defa Allahu Ekber, Allahu Ekber diye nida edilen şu cennet vatanımızı her türlü felaketlerden ve düşman saldırılarından muhafaza eyle Allah'ım. Okumuş olduğum Hatmi Şerif'ten ve burada okunan Kur'an-ı Kerim'den, yapılan duaları yüce katında kabul eyle Allah'ım. Hasıl olan ecir ve sevabı öncelikle sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rab. Diğer peygamberlerin, ashab-ı kiramın, ehli beytin, ülkemizin ve bütün insanlığın hizmetine hayırlı işler yapanların ruhlarına bağışladık. Sen ulaştır ya Rab. Gönülleri din, iman, vatan, millet sevgisiyle dolu olarak Sarıkamış, Çanakkale, Sakarya, Dumlupınar, Kore, Kıbrıs, Güneydoğu, 15 Temmuz, Afrin ve yurdumuzun çeşitli bölgelerinde can veren aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin isimleri tarihe mal olmuş atalarımızın ruhlarına bağışladık. Sen ulaştır Allah'ım. Yüce Türk milletinin varoluş mücadelesi verdiği zor günlerde bu millete milli mücadelede önderlik yapan devletimizin kurucusu, Türk milletinin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhlarına bağışlıyoruz, rahmetle anıyoruz. Mekanlarını cennet eyle Allah'ım. Türk devlet ve milletine büyük hizmetleri bulunan, milli ve manevi değerlerimizde birleşmeyi, bütünleşmeyi öğreten sayısız devlet ve siyaset adamı ile milyonlarca ülkücü gençlik yetiştiren merhum Alparslan Türkeş Beyefendi'yi rahmetle anıyoruz, ruhuna hediye ediyoruz, mekanını cennet eyle Allah'ım. Hayatının baharında can veren, toprağın karabaharına emanet ettiğimiz kahraman şehit ülküdaşlarımıza da rahmetinle muamele eyle Allah'ım. Mekanlarını cennet eyle ya Rab. Bizim de ömrümüz nihayet bulduğu zaman son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek ruhumuzu teslim etmeyi cümlemize nasip eyle Allah'ım. Ya Rab, dualarımızın kabulü için, geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Bismillah. Alayım bakalım. Oraya gelme. Manevi bir görevi ifa için buradayız. Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Türk milliyetçiliğiyle hizmet vermenin yegane adresi Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Unutulmasın ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin engin hoşgörüsü... Hocam hoş geldin. Ben beyim, Allah seni var etsin. Hatay'dan geldik. Hatay'dan geldiniz. Ne için geldiniz? Önceki bunu anlattınız. Önce başımızın mezarına ziyaret etmeye, ondan sonra Atatürk'ün mezarını ziyaret etmek için geldik. Öncelikle bundan sonra bu sefer memleketine geri döneceğiz. Sırf bunun için geldik, onca yolu için. Evet. Duygularınızı anlatın isterseniz. İlk defa geldim başımızın mezarına. Ya karışık, anlatma yaşamı gibi bir şey. Evet, teşekkürler. Ona saat Atatürk'ün mezarına geçeceğiz. İlk defa da Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarına geçeceğiz. Buyurun. Merhaba. Nereden geldiniz? Kastamonu, Şehitler ilçesi. Şehitler Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanı. Yeni seçim. Başbuğumuzun ölüm yıldönümü için buraya kadar geldik. Kastamonu'da. Evet. Duygularınızı öğrenebilir miyim? Vallahi duygularımın bize önderlik yaptığından bu zamana kadar minnettar. Çok mutluyum, bu kadar kalabalıkta Kur'an okunması çok mutlu etti beni. Alalım. Ertuğrul Nesin'i. Evet. Neden geldiniz hocam? Ziyaret için geldik başvurumuza. Daha önce hiç gelmiş miydiniz? Daha önce hiç gelmedim. Ankara'ya geldim ama cenazeye gelemedim. İlk bu. Kaç yaşındasınız? 22. Heyecanlı mısınız? Biraz. Adil abi. 22. ölüm yıldönümü başvurumuz. Duygularınızı mı ifade ediyorsunuz? Duygularım üzüntülüyüz kaybettiğimiz için. Biz göremedik ama işte babalarımız falan görmüşler. Gönderdiler bizi buraya. Elimizden işte. Ve geldiğimiz için mutluyuz. Nereden geldiniz? Ben de Mersin Erdem ilçesinden geliyorum. Kaç yaşındasınız? 23 yaşındayım. Daha önce gelmiş miydiniz? Daha önce gelmedim. Niçin geldiniz? Önce rahmetli başbuğumuz için geldim tabii ki. Gönül illaki buralara çekiyor. Yani gençliğin onun izinden gitmesinden dolayı da mutluyum ayrıca. Heyecanlıyım. Burada olduğum için de çok mutluyum. Hani rahmetli geçmişte de yaptığı şeyleri hepimiz biliyoruz. Ülke ocakları olsun, şeyler olsun, hepimiz için iyi şeyler yapıyor ve bunların da gençliğe yansıması bizim için güzel bir şey aslında. Bizim de onun örnek almamız güzel bir şey. Evet. Allah mekanını cennet etsin başbuğ Alparslan Türkeş'in. Allah bize bu güzel günleri gösterdi, arkasındayız. Gölbaşı. Evet, aynen öyle. Hiçbir eksiğimiz olmadı. Aksine daha çok arttı sayımız. Allah yine sayımızı artırsın. Seçimlerden de yeni çıktık. Gölbaşı'nda da kazandık Milliyetçi Hareket Partisi olaraktan. Belediyemizi de aldık. Dün de başkanımızı oturttuk. Bugün de başbuğumuz Alparslan Türkeş'e teşekkürlerimizi, minnetlerimizi bildirmeye geldik. Çok heyecanlıyım, gururluyum. Rahmet olsun. Valla başbuğ Alparslan Türkeş davamızı bize emanet etti. Hakkın rahmetine kavuştu ama biz de hala canlı, gönüllerimizde. Gösterdiği yolda, davamızın arkasında, liderimizin yanındayız. Allah nasip ederse son nefesimize kadar da davamızın peşinde olacağız. Elhamdülillah, çok şükür bugünleri gördük. Bugün burada olan kalabalık her geçen sene daha da fazla artacak Allah nasip ederse. Çünkü biz hak davamızın peşindeyiz. Hak davasının, ülkemizin birliğinin, bütünlüğünün peşindeyiz. Bu seçimleri de elhamdülillah çok şükür Cumhur İttifakı olarak Alparslan Türkeş başbuğumuzun da gönlünün istediğinden eminim. Liderimiz çünkü Cumhur İttifakı'nı yani Cumhur İttifakı'nı millet oluşturdu ama liderimiz destekledi. Alparslan Türkeş olsaydı kendisi de aynı kanaatte olurdu eminim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Evlatları burada, her zaman yanında. Duamızı hiçbir zaman eksik etmiyoruz. İnşallah da bundan sonra da bizden gelen nesiller de bu davanın peşinde olacak. Ankara Pursaklar'dan. Torununuzla mı geldiniz? Torunumla geldim. Evet. Şimdi ona ben bakınca ne olacak? Gönüller böyle olunca her şey... Gözlerinizi dolu görüyorum, gözleriniz yaşanmış. Öyle oldu ya. Bugünleri gördük, bilmiyorum işte. Gelip dua bulmak istediniz mezar başında. Evet, bir Fatiha da bizden nasip olsun dedik. Evet, en küçük ülkücü. Hemen hemen herhalde burada başka küçük göremedim. Evet. Sen niçin geldin buraya? Evet. Kurt işareti yapın hadi. Merhaba çocuklar. Bir kurt işareti. Merhaba. Kurt işareti. Senin ismin nedir? Melike. Niçin geldin buraya biliyor musun? Bilen var mı aranızda için geldiğini? Biliyor musun? Evet. Nereye geldin? Atatürk için. Atatürk için. Yavrum yapmaya nasıl yapacağım? يشكرون واتخذوا لا يستطيع إذا هو قصير